Herkese merhabalar. Yeni nesil sorularda zorlanıyoruz. Yeni nesil matematik soruları gerçekten canımızdan bezliyor. Değil mi Tonguç Erdoğan Bey? Im? Evet hocam. Harikasın. Zaten bunun için sana bu videoyu yapıyorum ve bunun çözümünü sana ilaç gibi eline vereceğim. Bak şimdi nasıl olacak? İlk başta biliyorsun ki LGS Atak Kampımız var ve LGS Atak Kampımızda aslında biz ara tatil kampımızı Atak Kampı olarak adlandırıyoruz ve matematik, Türkçe fen, inkılap ve LGS ile alakalı bütün yapabileceğimiz en önemli çalışmaları bu ara tatilde yapmak istiyoruz ve bütün derslerden yapmak istiyoruz ve bunun için de Atak Kampı'yla beraber süper bir atağa kalkacağız inşallah diyoruz ve sen de hazırsan başlayalım şimdi Atak Kampı'mıza Hazır mısın evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. O zaman seninle süper bir atak kampı geçireceğiz. Ama bunun için ilk başta sana çok önemli bir bilgilendirme yapacağım. O da yeni nesil soruları nasıl çözeceğini, nasıl bunlarla baş edeceğini anlatacağım. Bir kere bizim biliyorsun Tonguç Öğren benim yeni nesil problem bankası adında süper bir kitabımız var. Problem bankası Türkiye'deki ilk problem bankası. Yani soru bankaları vardı ama bu sefer artık problem bankası var. Neyin problemi? LGS matematik problemleri. Aslında bizim gerçekten de içinden çıkamadığımız ve yeni nesil sorular diye gerçekten ağladığımız aslında şekilli ve işte uzun uzun paragraflı ve benzeri dediğimiz bu sorular gerçekten bizi yoruyor. Bizi e, matematikten soğutuyor, bizi canımızdan bezdiriyor, yeter artık dedirtiyor, ders çalışmaktan soğutuyor gibi bir sürü problemi var. İşte biz bu problemleri problem bankasıyla çözeceğiz. Yani problemi kendi silahıyla vuracağız. Peki ne demek bu? Şimdi mesela karaköklü ifadeleri biz gördük. Tabii karaköklü ifadelerden de e, aslında konu mantığında bütün öğrenmemiz gerekenleri öğrendik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı soru çözmemiz gerekiyor. Tabii ki böyle kazık soruları çözünce yeni nesil soruları çözünce insanın çözesi kalmıyor. Ve biz de dedik ki ya bununla alakalı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama şunu biliyoruz ki e, sınavda yeni nesil sorular geliyor. Ama yeni nesil soruları çözmeye başladığı zaman öğrencilerimiz bir anda soğuyorlar ve Allah kahretmesin matematikten soğudum ben artık LGS'yi bırakıyorum diyorlar. O zaman biz de şöyle bir yöntem geliştirdik. Şimdi yeni nesil deyince insanın aklına şekiller geliyor. İnsanın aklına tablolar geliyor. İnsanın aklına uzun uzun metinler geliyor. Şimdi yeni nesil deyince bunlar geliyor. Ve böyle günlük yaşamdan kurgular. Yok Filiz ve Sena. Yok bilmem işte Mehmet tam sayı olmayan falan filan gibi böyle kurgular geliyor. Şimdi biz dedik ki bu bütün yapıları bir araya getirelim ama temelden zora doğru gidelim. Çünkü insanlar yeni nesil soru tak diye zor soruyu koyuyorlar ve işte al bakalım yeni nesil, sen de gör gününü bakalım diye öğretmenlerimiz işte hocalarımız bu kitapları hazırlayanlar gerçekten böyle zor soruyla başlıyorlar. Çünkü yeni nesil zor olur kardeşim gibi bir algı var. Hayır biz dedik ki yeni nesil kolaydan başlamalı dedik. Kolaydan zora doğru gitmeli dedik. Yani yeni sen zordan başladınca insanlar soğuyor dedik ve aslında bu kitabın hikayesi bu şekilde oluştu. Problem bankası dedik ve dedik ki bu problem bankasında yeni nesil soruları kolaydan yani temelden alıp orta seviye sonra mor artacağız zor seviyeye seviye mor artıyoruz bak buradan görüyorum mor artıyoruz seni tebrik ediyorum seni bak yeşilden başlıyoruz gerçekten zora doğru giderken turuncu işte o sonra da mor geliyor karşımıza işte biz bunu yaparken temelden zora doğru bir izledik ve her bir kullanımda şunu gözettik. Böyle gidiyorsun. Bu sayfanın, bu iki sayfanın burasını yapıyorsun. Bir, iki, üç, dört sorularımız. Sonra beş, altı, yedi şeklinde geliyor. Buradaki soru geriyorsun, eşek kadar. Yani sayfanın yarısını kaplıyor. Buradaki bütün sorulara dikkat ettiysen Tonguç Eylal benim ...teker teker ilerliyor ve temelden zora doğru, soldan sağa doğru bu kitabı çözüyorsun yani. Dolayısıyla iki sayfayı bir arada çözüyorsun. Peki bir de şöyle bir özellik var. Niye problem bankası? Problem bankası dememizin sebebi şu. Ya artık yeni nesil sorularda yani üçgenler konusu diyelim ya geometri konusu ya normalde geometri sormaları gerekiyor. Ama problem soruyorlar. Yok işte çağlar böyle yaptı. Yok işte Ahmet böyle yaptı. Yok işte bilmem bir şehrin kenarları böyledir, planı böyledir falan filan şeklinde gerçekten problem soruyorlar. Yani şu üçgen sorusu gibi değil. Bakar mısın? Veya işte şu eşlik benzerlik sorusu gibi değil. ilk başta gözükmüyor. Bu aslında bir sokak sorusu, plan sorusu, Google harita sorusu. İşte biz bunu dedik ki aslında resmen üçgen sorusu olsa dahi yani geometri konusu olsa dahi biz bunu problem şeklinde sorduk. Bütün soruları problem yaptık. Yani her konunun sorusunu problem şeklinde sorduk. Çünkü gerçekten de yeni nesil soru deyince tabii ki şekil geliyor. İnsan günlük yaşam şeyleri geliyor, tablo geliyor ama en önemlisi hepsi özünde bunların bir problem. Problem çözme becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla biz bütün bu soruları yani bu kitabın içerisindeki bütün soruları problem şeklinde hazırladık. Geometri olsa dahi, üçgen sorusu olsa dahi hepsini problem şeklinde hazırladık ve senin önüne koyduk. İnşallah sen bu testlerle, sen bu sorularla harika bir şekilde LGS yazacaksın ye ve yeni nesil sorular senin için tarih olacak. Şimdi şunu da yapamayacağım deme çünkü bunlar temel sorular. Aslında mantık şu. Yani şimdi ilk başta insan buna bakınca ay bunu da yapamam bu zor gibi geliyor. O ön yargını kırman için zaten temel soru koyduk. Yani bu soruyu sen çok rahat yapabileceksin. Hiç endişe etme. Önemli olan temel sorularla böyle gözünü korkutmasına rağmen böyle göz korkutucu duruyor ama aslında basit bir soru. Aslında temel bir soru. İşte ona alışmanı istedik. Yani ilk başta gözün korksun ama ah ne kadar basit ya çözebiliyormuşum yeni nesil soru diyebilesin. Gerçekten yeni nesil sorular bakar mısın şunlara? Ve bu yeni soruları çözünce tak diye zora doğru ilerleyeceğiz ve bütün konularda yeni nesil soruları ne yapacağız evladım benim? Paramparça edeceğiz. Harikasın paramparça edeceğiz ve yok edeceğiz onları diyoruz. Hadi bakalım o zaman sen de Atak kampında süper çalışmalarla beraber harika bir kamp Içireceğiz. Senle gerçekten de harika bir kampla LGS'de atağa kalkmış olacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım.